Evet arkadaşlar, bir maceranın bitişi yeni maceranın başlangıcı oldu bu gezide. Bakın şu anda Kumluca'ya doğru gidiyoruz. Hasan kaptan önde, onunla tekrar buluştum. Onu yakalamaya çalışıyorum. Evet, Hasan kaptanı yakaladık yine. Kumluca'ya geldik. Evet, Karaöz plajına doğru gidiyoruz şu an. Mavi Kent. Karaöz plajı. Bakın burada da bir karavan var. Burası tam karavan bir şey. Direkt dağlardan gelir. Çok temiz. Ben 5 litre alacağım. Tamam. Arkadaşlar bakın, çok güzel bir karavan cenneti gibi bir yer burası. Bayağı bir karavan var. Evet, günaydın arkadaşlar. Bakın şu anda Kumluca Mavi Kent'teyiz. Şu yerler Kumluca. Bakın şurası şu karşıdaki kayalıklar, Gelidonya Feneri'nin kayalıkları, adası. Burada benim karavanım. Hasan abinin, Hasan kaptanın karavanı. Burada böyle bayağı bir karavan var. Hani bu kumsalın nispeten bu tarafları daha sert toprak. Ama buraya girdiğiniz zaman kalabiliyorsunuz. Onun için buraya park ediyoruz. Bakın böyle bir ortam burası. Bakın meyve sebzeci geliyor. Buraya böyle şeyler geliyor. Kamyonlar geliyor. Mesela sabah simit geldi, ekmek geliyor. İşte bilmem. Hani almak isteyenler için şeyler geliyor, ürünler geliyor. Siz de alabiliyorsunuz. Bakın yol, bu yol yukarıda bir yol var. O yol Gelidonya Feneri'ne kadar, Karaöz plajına gidiyor. Burası böyle güzel bir yer. Burada karavancıların sevdiği bir yer burası. Bayağı bir karavancı kalıyor burada. Yani yaklaşık şu anda herhalde bir 30 tane vardır. 20-30 tane karavan var.
Hemen bakın, şurada tuvalet var. Hemen şu arada. Duş var, su var. Daha ileride başka bir çeşme var. Yani su ve tuvalet ihtiyacınızı da burada giderebiliyorsunuz. Bence çok önemli. Zaten güneş var, elektrik de geliyor. O yüzden yani burada herhangi bir sıkıntı yok karavan için. Muhteşem güzel bir yer. Evet arkadaşlar, şu anda Mavi Kent'teyiz. Kumluca Mavi Kent. Güneş battı, böyle bir tatlı kızılık oluştu. Onu bir göstermek istedim, bakın. Böyle hoş, güzel bir şey var, renk var. Burada yol boyunca park etmiş karavanlar var. İşte burada da bizim arkamızda karavanlar var. Bir tane Mercedes G-Wagon geldi, çok güzel. Onun önünde bir tane Overlander, bir kamyon geldi. Böyle değişik karavanların olduğu bir yer Mavi Kent şu anda. Böyle de güzel bir manzara var. Bakın. Bunu bir göstermek istedim. Bakın, ta karşıda da karavanlar var. Bu yol bayağı tercih edilen bir yer. Doğal bir yer. Biz de burada Aslan Kaptan'la beraber çayımızı içiyorduk. Ben bu şeyi görünce çekmek istedim. Güneşin batış rengini. Arkadaşlar merhaba. Bakın şu anda Mavi Kent'teyiz. Bugün sabah yağmur yağacak dendi ama yağmadı. Şimdi Meltem havası var. Böyle bir tatlı esintili. Dalgaların şekli şu anda bu şekilde. Bakın böyle gürül gürül bir rüzgar var. Çok güzel. Keyifli. Bayağı bir tuz havaya uçuşuyor. Şu anda. Deniz kabarmış durumda. Karavanlar, burada bir grup karavan var. Burada bir grup karavan var. Biz de buradayız. Burası çok keyifli. Mavi Kent. Kimse karışmıyor, etmiyor. Rahat. Doğa güzel. Özgürsünüz. Engelleyen hiçbir şey yok. Yani burayı ben çok sevdim. 3-4 gündür buradayım. 3 gece oldu bu 4. günüm. Yarın 4. gün olacak. Böyle güzel bir ortam. Böyle bir göstermek istedim. Evet arkadaşlar merhaba. Bakın, Akdeniz'in dalgalarını göstereceğim şimdi size. Bayağı bir dalgalı deniz. Buraya kadar geliyor. Çok güzel dalga var. Evet, bugün de durum böyle karavan kampımızda. Bakın.
4 tane yabancı karavan var. Geri kalanlar yerli karavanlar. Böyle bir durum var. Evet arkadaşlar. Baktım hava biraz daha bozacak yani. Yarın ayrılmak istiyorum artık Mavi Kent'ten. Şimdi bugün Gelidonya Feneri'ne gideyim dedim. Kaçtır erteliyorum, hava güzel değil işte, hava bulutlandırır. Mesela ama hava çok net olmadı kaç gündür. Öyle yani güzel bir görüş açısı olsun istiyorum, o da gitmişti. Ama baktım yarın da yağmurlu olacak, bari bugün gideyim dedim. Bakın arkadaşlar, Karaöz'e geldik. Aşağıda kampikler var. Çok ilginç, buraya kadar kampikler var. Kalmak için. Evet arkadaşlar, arabamızı bıraktık. Şimdi bu yoldan yürüyoruz. Bu yol zaten bitiyormuş biraz ileride. Onun için araçları genelde burada bırakıyorlar. Şimdi buradan da yürüyeceğiz. Bakın şurada böyle güzel bir doğa manzarası var. Size bir onu göstereyim dedim. Yine çıktık yollara. Şu güzelliği bir göstermek isterim. Bakın, Gelidonya yolu. Evet, Mavi Kent'e gelip de Gelidonya peynirini görmemek olmaz. Havanın güzel olmasını bekledim ama hava çok açmadı maalesef. Onun için bugün böyle çıktım. Şimdi yavaş yavaş tırmanıyorum. Evet, bakın yol böyle. Böyle yoldan geliyorum. Bakın karşı kumsal bizim arabaların olduğu yer. Burası da şu anda Gelidonya Feneri'ne giden yol. Yani buraya kadar bile arabayla gelinebilir. Eğer dört çeker arabanız varsa. Ama pek tavsiye etmiyorum. Evet. Arazi aracınız varsa buraya kadar gelebiliyorsunuz. Bundan sonra buradan yürüyerek gidiyoruz. Hatika. Bakın buradan Karaöz 6 kilometre. Şimdi buradan tırmanacağız. Bakalım ne kadar bir yolumuz var. Burası Likya yolunun en güzel rotalarından birisi olarak kabul ediliyormuş. Manzara itibarıyla. Şimdi o manzarayı izleyeceğiz, bakacağız. Hani nispeten daha güneşin batmasına var ama nispeten akşam saatinde gelmeye çalıştım. Özellikle
iyi bir açı yakalayabilmek için ışık açısı. Bakalım nasıl olacak. Evet bakın, yürüyüşümüz devam ediyor. Böyle patikaya döndü. Ama yine de bu Çıral'dan sonra çıktığım yoldan çok daha güzel bir yol. Daha hızlı ilerliyor. Bakın şu güzelliği göstereyim. Çiçekler çok güzel. Pembe çiçekler. Şunlar. Çok güzel. Çiçeklerle bezeli güzel bir yol. Hi. Merhaba. Merhaba. Herhalde kötü şans bu. Evet arkadaşlar, bu kadar. Çabuk gösterdim. Güzel havada burayı çekmek için. Şu anda yağmur yağıyor. Yoksa yerler ıslak. Ama geldik. Yağmurda geldim. Biraz macera oldu. Kimse kalmadı. Bakın bomboş. Ama güzel olsaydı eminim buralarda dolaşan insanlar olacaktı. Bu da benim işime geldi biraz. Bakın şu anda böyle bir manzara var. Bakın. Kimse yok. Ortam böyle. Bakın bu adaların ismi Beş Adalar. Evet, şimdi bu Beş Adaların bir hikayesini okuyalım. Beş adalar, Gildonya burnunun güneyinde karadan açığa doğru sıralanmış birbirine yakın beş adadan oluşmuştur. Adalar genel olarak sivri kayalardan meydana gelmiş. Bazı kısımlarında 20-30 metre yüksekliğe ulaşan yerler bulunmaktadır. Ortada yer alan adanın bazı kısımlarında ve Anakara'ya en yakın olan ikinci büyük adada Akdeniz'in tipik bitki örtüsü olan makilik alanlar bulunmaktadır. Burası kuşlar için önemli bir üreme alanıymış. Gümüş martı, gökdoğan, ada doğanı, bozdoğan, göç dönemlerinde Gildonya burnunun önündeki beş adaların Like ve Denizcilik tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Burası ters akıntılardan dolayı Pamfilya Denizi'nin en tehlikeli yeridir. Burnu geçmek antik dönemde çok zor olduğundan akıntılar sayısız gemiyi kayalara sürüklemiş ve burayı bir su altı mezarlığı haline getirmiştir. 1960'ında yapılan ilk bilimsel su araştırmasında George Bass ve ekibinin incelediği M.Ö. 15. yüzyıla ait bir gemi Bodrum Su Altı Müzesi'ne sergilenmektedir. Adalardan en büyüğü 400 metre genişlik, 2000 metre uzunluğu ve önce uzun Deveci Taşı Adası'dır. Uzun adı. Su altı güzelliği ve derinliğinden dolayı dalış alanı olarak kullanılmaktadır. Beş Adalar Bey Dağları Sahil Milli Parkı'nın hassas koruma bölgesi içerisinde yer almaktadır. Yerleşim bulunmamaktadır. Evet, bol bol Gelidonya manzarası çekiyorum. Şöyle. Ah, biraz hava güzel olsaydı, sis olmasaydı, şurayı biraz daha güzel çekebilseydim.
Evet, buradan da manzara böyle. Böyle 4-5 farklı yerden manzara çekmeye çalıştım. Fener daha yanmadı. Tabi yediği bulur yanması. O saat kadar bekleyemeyeceğim maalesef. Biraz daha şöyle bir durup havanın açılmasını bekleyeceğim. Açılırsa bir açılmasını yavaş yavaş gideceğim. Ama ortam böyle arkadaşlar. Kimse yok. Hava bozunca herkes yavaş yavaş buradan uzaklaştı. Sadece bir Alman vardı. Yukarı doğru gitti gelecek. Burada kamp açacakmış bu akşam. Öyle. Mutlak sessizlik Geldonya fenerinde. Evet, burası da Beşada manzarasının olduğu bir yer. Fener gözükmüyor. Fener biraz soldu, bu tarafta kalıyor. Şimdi Fener'e de bakalım. Sonra yürümeye devam edelim. İsteyen buradan aşağı inebiliyor demek ki. Öyle bir patika var. Ama benim içimden gelmiyor şu anda bu havada. Bakın Fener'de böyle. Gövdesinde çatlama var bu arada. Evet, Allah uzun ömürler versin Fener'e. Çok büyük bir iş yapıyor. Bununla ilgili bilgiye bakalım. Burası Taşlıkburnu Geldonya Deniz Feneri'ymiş. 1936'da test edilmiş. Geldonya Feneri ismi Likya'da kırlangıç anlamına Kaledonya kelimesinden almaktaymış. 227 metre yüksekliğinde denizden en yüksek fener olup Türkiye kıyılarının yüksek feneri, yüksekliği 9 metre. Sivri kayaklar üzerine inşa edilen ulaşımı oldukça zor olan Geldonya Feneri'ni elektrik ulaştıramadığı için elle kurulma suretiyle 1976 yılına kadar gaz yağı, 2004 yılına kadar ise butan gazları çalıştırılmış. Günümüzde güneş enerjisi üretilen elektrik enerjisi üretilen sistem sayesinde elektrikli tahrikli motor fenerin dönüş hareketi sağlanarak ilk kurulduğu haliyle çalışmasını sürdürmektedir. Kurulduğu 2004 yılına kadar denizcilere yol göstermesi için her gece elle kurularak çalıştırılmış ve fener bakıcısı aile ile birlikte fener gardiyan binasında yaşamıştır. Bu durum 3 kuşak babadan oğula geçen bakıcılık sistemiyle sürdürülmüştür. Günümüzde tarih özellikleri korunarak teknolojik gelişme sistemi donatılması ile ilk günkü özelliği bozulmadan uzaktan izlenmekte ve çalışmasını sürdürmeye devam etmektedir. Bak, 3 kuşak burada kalmış 2004 yılına kadar. Evet, şimdi artık yavaş yavaş yolumuza gidiyoruz. Evet, biraz akşama kaldım. Ama bakın, ortada güneş yok. O yüzden güneşin batışı da olmadı. Bir şeyi kızarma vesaire. Hava çok kapalı. Böyle. Bahtsız bir Geldonya Feneri ziyareti oldu. Ama buraya bir kere daha gelirim muhtemelen. Daha güzel bir poz almak için. Bir yaz günü gelirim diye düşünüyorum. Hatta hafif bir çadırla gelip bir gece de burada geçireceksiniz. Öyle çok daha güzel olur. Çok daha keyifli olabilir. Evet, dönüşte biraz akşama kaldık. Bir taraftan da yağmur başladı. Böyle ilerliyorum arkadaşlar. Az kaldı yolum. Tahminen bir 5 dakika sonra arabada olacağım. Ama hava böyle. Hava karardı. Güneşin batışı güzel olmadı. Bakın. Hiçbir renk yok. Yolda böyle. İşte şu karşılara gideceğim. Orada araba var. Şimdi bir önce gitmeye çalışıyorum. Geldi yağmur, bakın. Böyle yağmurda ilerliyorum şimdi. Maceralı tabii. Ben de valideyim arkadaşlar. Ilık da oldum.
Bakın dereler çıkmaya başladı. Evet. Az kaldı arabaya. Tahminen 150 km var. Ama arabaya gidene kadar çok sıkıntı olacak. Bayağı bir yayıyor. Evet, uzun zamandır arabayı gördüğüme bu kadar sevmemiştim. Sırıskam oldum. Hava karanlık. Kimse yok. Neyse, arabaya geldik. Ama bayağı bir yağmur yedim. Şimdi gideyim kurulanayım oradan. Yola çıkayım. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gelebildik. Şu anda siz beni görebiliyor musunuz bilmiyorum. Karanlık çünkü. Evet, burada yağmur yağıyor. Sağ olsun Hasan Kaptan bana bir paça çorbası yaptı bakın. Şurada şimdi paça çorbasını içeceğim. Böyle günün en güzel şeyi olacak yani. Abi. Hemen çorba. Evet arkadaşlar. Kumurca'dan çıktım. Mavikent'teki kampımız bitti. Şimdi daha ileri Kaş'a doğru gidiyorum. Evet, ne diyelim? Yeni maceralarda buluşmak üzere. Bizde bir maceranın sonu yeni bir maceranın başlangıcı oluyor şu anda. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Karavanla kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.